Herkese merhaba. İK'ya dair, insana dair mottosuyla ilerlediğimiz İK'ya dair sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum ve çok kıymetli bir konusu bizlerle birlikte. Bağ kuran mülakat tasarımcısı ve İK danışmanı Sayın Meliha Akın. Hoş geldiniz. Hoş buldum Seyhan Hanım. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyiyim. Yeni yılın gelmesiyle böyle herkeste olan o küçük soğuklardan kaynaklı üşütme bende de var. O yüzden hafiften böyle biraz sesle problem yaşayabiliriz bugün. O yüzden dinleyen herkese Estağfurullah. öncelikle özür dilemek isterim. Bunun haricinde çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz de dilerim. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Gerçekten bu aralar hepimizin dikkat etmesi gereken dönemdeyiz. Evet. Şimdi konumuz bugün tabii ki çok kıymetli ama konumuza geçmeden öncesinde isterseniz ilk önce sizi tanıyarak sohbetimize, programımıza başlayalım. Bir kısaca kendimi tanıtayım. Aslında hep mülakatlarda adaylara yaptığımız şeyi şu an masanın diğer tarafında olan kişi olarak yapmak da ayrıca benim için keyif veriyor. Meliha ismim. Ben aslında 2018'den bu yana Instagram, LinkedIn üzerinde insan kaynakları okulu olarak tanınıyorum aslında. Bu yıl itibariyle insanlarla daha yüz yüze konuşmaya, onun ben olduğumun, o yazıları yazan kişinin ben olduğumu farkına vardıkları bir dönemdeyiz aslında. Ben 2019-2018 dönemleri arasında bu yazıları yazarken eş zamanlı bir eğitim kurumunun insan kaynakları süreçleriyle ilgileniyordum. Sonrasında bir sağlık kurumunda insan kaynaklarını deneyimledim. Sonrasında bir yurt dışı eğitim danışmanlık firması ve sağlık alanındaki kardeş şirketlerinde. Sonrasında da artık kurumsalda bazı şeylerin doyumunu aldığım, keyfini aldığım ve artık benden başkalarına geçsin istediğim bir dönemde de aslında personel yazılım danışmanlığı kurduk. Persona yazılım danışmanlıkta aslında insan kaynaklarına destek olan bir yazılım üretiyoruz. Kişilik desteğinden alınan verilerle desteklenen bir yazılım bu. Personayla birlikte de bu yılın Aralık ayında artık ben kurumsal hayattan çıkarak tamamıyla persona bünyesindeki danışmanlık süreçlerine devam etmeye başladım. Bunları kurumsalda çalışırken tam zamanlı çalışma hayatımın dışında yapıyordum. Artık bu benim tam zamanlı hayatım oldu. Böyle bir süreçteyim. O noktada da sizle yollarımız kesişince buradan da belki bilgileri birilerine aktarma şansımız olur diye aslında teklifinizi hem kabul ettim hem de çok keyifli olacağına inandığım için buradayım. Yeni sürecinizde hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Peki insan kaynakları alanına geçiş yaptığınızda, tanıştığınızda nasıl o süreçte karar verdiniz? Ve aslında insan kaynakları da sevilmeden yapılmayacak mesleklerden bir tanesi. Ve tabii bununla beraber de içerik üretmenin zorluklarını da sormak isterim size. Şöyle, aslında Seyhan Hanım bu süreç benim okul dönemimde başlayan bir süreç. Ben çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri okudum Gazi Üniversitesi'nde. Ve o dönemde iş hukuku hocamız, Aydın hocamın bir kitabı vardır. Kitabın ilk sayfasında ömrü boyunca hakkını alamamış babama diye bir aslında babasına ithaf ettiği bir kısım vardır. Bu kısım bana böyle çok dokunan bir kısımdı. Ben o yüzden de böyle işçi tarafı, işçinin hakları, işte onları konfor alanını yaşatabilmek, onların haklarını savunabilmek noktasında çok idealist bir üniversite öğrencisiydim. O dönemde sendikayı deneyimledim. Yani bir sendika içerisinde var oldum. Yaklaşık 1,5 yıl yarı zamanlı olarak bir sendikada çalıştım. O dönemde yine başka bir özel şirkette insan kaynakları stajı yapma fırsatım oldu. Sonra arasındaki aslında artılar eksilere baktığım zaman insan kaynakları tarafının hem benim düşüncelerime daha çok hizmet eden hem de yapacağım şeyler için bana alan sağlayacak bir alan olduğunu gördüm. Sonrasında da aslında benim hep stajlarım ve üniversite sonrası arasında ilk iş deneyimimde hep insan kaynakları oldu. O yüzden de aslında bir farklı işten geçiş gibi değil de hep zaten bu alana hizmet ettim. İşte bu alanın üzerine eğitimlerimi tamamladım. Benim sürecim böyle oldu. İçerik üretme noktasına gelince de biz eski ve yeniler olarak sanırım insan kaynaklarında zaman zaman gruplaştığımız dönemler oluyor. Aslında öyle bir noktadaydım. Hani çok fazla şey okuyorum bir taraftan. İşte ilk iş deneyimde uygulamaya çalışıyorum ama bunlar bana yeterli gelmiyor. O sırada aklıma farklı fikirler geliyor. Bunlar neden iş hayatında olmasın diye düşünüyorum. Sonrasında dedim bunları yazayım.
Yazdığımda aslında bir karşılık bulursam iyi fikir üretiyorum demektir. Sonrasında bunları yazmaya başladım insan kaynakları okulunda. Ben bunları yazdıkça insanlardan tepkiler gelmeye başladı. Keşke böyle bir şey olsa iş hayatında yapabilsek, bunu gerçekten uygulamaya dökebilsek diye. Sonrasında fark ettim ki güzel tepkiler, yapılabilir şeyler. Sonrasında benim şu an üstad dediğim, eğitimler aldığım insanlardan da geri dönüşler alınca dedim ki bunun gerçekten yapılabilirliği var böyle bir bakışın. Aslında bağ kuran mülakat tasarımcısı, işte bağ kurmak ve değer odaklı çalışmak da hep buradan gelen, parça parça gelen şeyler oldu. Böyle keyifli bir süreç. Hani içerik üretmek noktasında her gün aslında oturup bugün ne yazsam gibi değil de içinde bulunduğumuz aslında sektör her gün bir şeyler yazmaya, aslında her gün bir şeyler anlatmaya müsait bir sektör. O yüzden de ben hiç zorlanmıyorum bu noktada. Peki, siz de biraz önce söylediniz, bağ kurmaktan bahsettiniz. Bağ kuran mülakat tasarımcısı olarak da bilindiğiniz için bu kısmı biraz bize anlatmanızı istesem. En keyif aldığım kısım burası aslında işimle ilgili de. İnsan Kaynakları Okulu'nda yazmaya başladıktan sonra aslında 2-3 yıl sonra mülakatlarla ilgili bir eğitim içeriği oluşturabiliriz. Farklı mülakatlar yapabiliriz artık işte 5 yıl sonra sizi nerede görelimden ziyade farklı ne sorabiliriz insanları anlamak için kısmını konuşurken mülakatçı yetiştirme programı ortaya çıktı. Mülakatçı yetiştirme programı 2019'dan bu yana bir sürü yeni nesil mülakatçı ile tanışma fırsatı sağladı bana. Bunlar sadece aslında iş hayatına yeni giren kimseler değil, alanda uzun yıllardır var olan ama artık ben farklı ne yapabilirim düşünen insanlardı. Hep birlikte aslında yoğurarak insanlarla bağ kurarsak mülakatlarda sürecin daha hızlı ve derin aktığını fark ettik. Çünkü insanlar daha çok şey paylaşmak istiyorlardı kendileriyle alakalı. Bizim de mülakatçılar olarak istediğimiz buydu aslında. Karşımızda ezberlenmiş sözlerin söylenmesinden ziyade gerçekten onların hayata bakışını anlayabilmek. Çünkü aslında iş ilişkisi dediğimiz ilişkilerin tümü de hayattaki ilişkilerimizin bir yansıması. Buradan aslında türeyen bir terim oldu, belki bir ünvan oldu. Ama bana keyif veren ve insanlarla diyalog kurdukça da bu mülakat ve aday zemininden çıkarak aslında iki arkadaş gibi sohbet edebildiğimiz mülakatlar yapıyoruz. Ve bu mülakatlar sonrasında da evet o adayla olumsuz ilerlemiş olabilir süreç. Ama sonrasında başka bir fırsatta yüz yüze geldiğimizde birbirimizi gördüğümüz zaman tanıdık bir yüzü görmüş gibi olmak çok keyif veriyor. Bağkur'a mülakat tasarımcısının tam olarak içeriğini bu şekilde anlatabilirim aslında. Çok güzel. Şimdi biz bugün en iyi işe alımın sırrı aday mizaçlarını anlamak konusunda sohbetimizi devam ettireceğiz. Peki ben ilk sorumu size en iyi işe alım nedir, nasıl olur olarak yöneltmek isterim. Aslında en iyi işe alımı hep şöyle anlatıyoruz. Yani teknik olarak uygun olunca sanki pozisyonla en iyi işe alım o işe alım olacakmış gibi düşünüldü bence yıllarca. Ama son dönemde baktığımız zaman teknik olarak o pozisyon için harika yetkinlikleri ve teknik becerileri sahip kişilerin kurumun içine girdiklerinde bazen çatışmalar yaşayabildiklerini ya da uyumsuzluklar doğabildiğini gördük. Bunun da aslında en büyük sebeplerinden biri şirket değerlerini ve şirket kültürünü odağa almadan yaptığımız mülakatlar olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de aslında en iyi işe alım dediğimiz şey bizim kültürümüze ve değerlerimize en uygun kişiyle birlikte yola devam etmek demek. Bu en iyi üniversitelerden mezun, en iyi derecelerle mezun bir kişi olmak zorunda değil. Bizim beklentimiz bambaşka noktalarda olabilir. Daha soft özellikler, ekibiyle daha yakın ilişkiler kurabilecek bir kişi arıyor olabiliriz. Bu noktada uzlaştığımız zaman daha verimli çalışmaların doğabildiğini düşünerek aslında en iyi işe alım dediğimiz şeyin insanı anladığımız ve bizim ekiple uyumlu olur dediğimiz noktada olduğunu düşünüyorum ben. Benim bütün görüşmelerim, bütün iş hayatım da aslında bunun üzerine kuruldu tam olarak. Peki masanın tabii hep biz karşı tarafını değerlendiriyoruz ama masanın diğer tarafındaki bizlere de oldukça fazla sorumluluklar, görevler düşmekte. Burada en iyi işe alımda mülakatçının sorumlulukları nelerdir?
Burası aslında bence en büyük sorumluluk mülakatçıda. Burada işverenin sorumlulukları var, adayın sorumlulukları var ama mülakatçı hem bir işvereni temsil ettiği için hem de karşısındaki adayın hayalleriyle ilgili bir temsil olduğu için bence çok kritik bir noktada. Bu yüzden de benim ilk olarak burada söyleyeceğim şey mülakatçının kendi değerleriyle şirket değerlerini ayırabilir nitelikte biri olması. Çünkü bazen biz hayatta doğruluk ve dürüstlüğe çok önem veriyor olabiliriz. Planlı ve programlı çalışmaya çok önem veriyor olabiliriz. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bizim şirketimizde işe alım yapacağımız ekip birazcık daha sonuç odaklı çalışan. Planların, programların elbette ki olması gerektiği ama işin önce aksiyon alma tarafında olan bir ekip olabilir. Böyle bir ekibe işe alım yaparken kendi değerlerimizi odağa koyarak işe alım yaparsak doğru bir işe alım yapamıyor olabiliriz. Ya da doğru işe alım yapma fırsatını kaçırıyor olabiliriz. Daha doğru bir cümle kurmak gerekirse. Bu yüzden de kendi değerleriyle şirket değerleri arasındaki o ince çizgiyi belirleyebilme kapasitesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte hep eleştiriliyoruz LinkedIn'de. İşte mülakatlarda şöyle bir soru soruldu bana ya da mülakatçımın tavrı hiç hoşuma gitmedi. Bunun sebebi şuydu. Paragraflarca yazılar okuyoruz. Bunların zaman zaman tabii ki haklılık payı olsa da zaman zaman mülakatçıları da koruduğum çok fazla içerik yazdım bu zamana kadar. Ama şu noktada hak veriyorum adaylara. O egodan sıyrılmış olmak gerekiyor. Masanın karşısında işe alımı yapma gücünü biz temsil ediyoruz, evet. Ama bu güce sahip oluyor demek karşımızdaki adaya kendini iyi hissetmeyeceği bir tonda görüşme yapıyor olmak demek değil. Bu yüzden de bu noktada da mülakatçı çok fazla da sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Bununla birlikte işvereni anlaması gerekiyor. Bazen işverenlerimiz bize uzun uzadıya şöyle bir aday istiyorum. Aday da bu şekilde niteliklerin olmasını bekliyorum. Sosyal özelliklerinin bunun olmasını bekliyorum gibi uzun açıklamalar, uzun toplantılar yapmazlar. Ama biz işverenimizin neden şikayetçi olduğunu, bir toplantı esnasında işlerin yetişmemesinin sebebi herkesin işte sürece odaklanıyor olması. Bu kadar detaycı olursanız bu iş tabii ki de bitmez. Serzenişinden aslında sonuç odaklı kimseler aradığını anlayabilme kapasitesi olması lazım mülakatçının. Bu noktada da işvereni anlama sorumluluğu da var. Aslında bu sorumlulukların tümünü hakkıyla yerine getirebildiğimizde en iyi işe alım yapmaya bir adım daha yaklaşıyoruz bence. Siz biraz önce hem aday tarafından değerlendirirken hem mülakatçı gözüyle değerlendirirken bir de tabii ki işveren tarafından bakmamız gerektiğini ilettiniz. Burada işverenin sorumlulukları ya da yapması gerekenler nelerdir kısmına da isterseniz biraz değinelim. Aslında biraz önce söylediğim o mülakatçıya karşı her zaman uzun toplantılar organize edilmiyor olması ya da işe alım yapılacak adayla ilgili çok detayların paylaşılmıyor olması noktasında belki işverenlere de şu sorumluluk düşüyor. Mülakatçıya karşı açık olunması gerekiyor. Ne istediğime, ne beklediğiyle alakalı ne kadar net olursa aslında mülakatçının yolunu da o kadar açmış oluyor. Çünkü aslında bu yolu birlikte yürüyorlar. Bununla birlikte o yolu birlikte yürüdükleri için mülakatçıya bir güven duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu güven olmaması halinde işe alımı yapılan adaylara karşı da çünkü hep bir sorgulama hali, acaba hali olabiliyor. Bununla birlikte işverenlerimizin kendi önyargılarını da biraz artık geri plana atabilmeleri gerekiyor. Çünkü çok uzun zamandır bazen iş hayatında oluyorlar ve bazı insanlar onlara geçmişte birlikte çalıştıkları bazı insanları hatırlatıyor. Böyle noktalarda böyle insanlar şöyledir zaten gibi genel geçer kalıplar kullanabiliyorlar. Bu noktada aslında o zihinlerindeki önyargıyı biraz geri plana bırakabilseler ve şans tanıyabilseler bazen daha güzel sonuçlar görebiliyoruz. Bu da bence işverenin sorumluluk tarafıdır. Şimdi sizin konu başlığınızdan da yola çıkarak en iyi işe alım için burada mizaçları nasıl anlayabiliriz, mizaçları nasıl kullanabiliriz kısmına da biraz böyle değinelim. Tamam.
Bu benim böyle anlatırken hep çok keyif aldığım bir şey. Çünkü aslında şu anki iş hayatıma tamamıyla kişilik üzerinden devam ediyorum. İnsanları anlamak üzerinden devam ediyorum. Bu yüzden de mizaçlar benim için çok önemli. Biz persona yazılımında bütün kişilik testini bir mizaç algoritması ile ilerletiyoruz aslında. O yüzden de işe alım yaparken kişinin mizacını tespit edebiliyor olmak ya da kişiliğiyle alakalı doneleri sorduğumuz sorulardan aldığımız cevaplardan bazen alamadığımız cevaplardan kişinin jest ve mimiklerinden bazı konuları konuşmaktan imtina ediyor olmasından bazı şeyler anlıyoruz. Bu noktada o kişilik özelliklerini tespit edebilmek çok önemli. Aynı zamanda şirketin içerisinde de biraz bakmakta fayda var burada. Ekibin kişilik özelliklerini de biliyor olmak çok önemli. Çünkü aslında o kişi o ekibe dahil oluyor olacak. Ekibin içerisinde 3 tane süreç odaklı kişi varsa belki bir dördüncüsünün süreç odaklı değil de sonuç odaklı bir kişi olması gerekiyor. O ekibin daha hızlı ilerleyebilmesi için bazı projelerde, bazı çalışmalarda. O yüzden de ben burada kişileri anlamak, mizacı anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem içerideki ekibe uygun birini bulabilmek için hem de aslında mülakat esnasında kişinin özelliklerini anladığımız zaman kişi bir aynayla konuşur gibi davranmaya başlıyor ve kendiyle ilgili daha açık bir şekilde paylaşımda bulunmaya başlıyor. Bu yüzden mizaçlar ve kişiliği tanımak bence mülakatçıların odak noktasında olması gerekiyor. Çok özür dilerim bu arada. Bu ses gidip gelmesi arada olabilir. Tekrardan kusura Hiç bakmayın. sorun değil. Geçmiş olsun tekrardan. Peki biz bu tabii ki hepimizin sorunlarından bir tanesi de işe alımı gerçekleştirdikten sonrasında, bünyemize kattıktan sonrasında bu çalışma arkadaşlarımızla yolumuza devam etme noktasında olabildiğince sorunlar yaşayabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Peki burada bu mizaçları kullanarak bu çalışma arkadaşlarımızı nasıl tutundurabiliriz? Nasıl onlarla yolumuza devam edebiliriz? Hanım şöyle bizim bence Türk şirketlerinin hepsine böyle genel olarak baktığımız zaman kişi içeriye girdikten sonrasında yaptığımız o oryantasyon genelde tek tip bir oryantasyon oluyor. İşte şirketin kurallarını tanıttığımız, departmanını anlattığımız, departmandaki kişileri tanıttığımız, şirketin vizyonunu ve misyonunu anlatmaya çalıştığımız aslında tek tip bir oryantasyon programı yapıyoruz. Ve kişi o programdan sonra dahil olduğu yetiştirme ya da eğitim programının içerisinde de yine bir kez tasarlanmış ve ekibe departmanlar özelinde tasarlanmıştı. Satış departmanı için ayrı tasarlanmış olabilir. Pazarlama departmanı, finans departmanı için ayrı tasarlanmış olabilir ama aslında tek tip bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Ama her birimiz, ben aslında bu söyleşinin başından beri sürekli olarak insanların farklı olduğunu vurguluyorum. Öyleyiz çünkü. Bazımız daha görsel noktalarla algımız çok daha açık oluyor. Bazılarımız aslında okuyarak, bazılarımız duyarak. Bu noktada bir eğitim planını tasarlarken tek bir öğreniş biçimine, tek bir algılama biçimine odaklandığımız zaman aslında diğerlerini kaybetme riskimizi arttırıyoruz. Bu yüzden de bu oryantasyon ve tutundurma çalışmalarının kişilik özelliklerine uygun olarak çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Örneğin benim çalıştığım şirketlerin bir tanesinde biz şunu mülakatlarda analiz edebiliyorduk. Bu kişi görsel noktada çok daha efektif öğrenebiliyor. O zaman bu oryantasyonu tasarlarken ona daha çok videolarla, daha online desteklerle, onun dikkatini çekebilecek şekilde bir görüşme, bir oryantasyon süreci organize ediyorduk. Bu sırada görüşmeden sonra ilk işe geleceği günde ona bir video paylaşımı yapıyorduk. Çünkü ofisin içerisinde nerede oturacağını, hangi arkadaşlarıyla birlikte çalışacağını ona gösterirken belki orada stres düzeyi birazcık yükselebilirdi. Öncesinde daha görsel öğrenmesi yüksek olduğu için ona bir video paylaşımı yapıyorduk. Bunun gibi aslında küçük noktalar emek sarf edilmesi gereken şeyler farkındayım. Yoğunlaşılması ve uzun zaman mesai harcanması gereken bir şey. Ama bunu tasarlarken böyle.
Bunu oturttuktan sonrasında kişileri tanıdıkça onlara özel bir yapı tasarladığınız için onlar da aslında kendilerini biricik hissediyorlar. Ve bu hisle o şirkette kalma ihtimalleri bunu yapmayan şirketlere oranla çok daha arttığını ben kendi gözlemlerimle söyleyebilirim. Bu sürecin oryantasyon tasarımına entegre edilmesinin bütün şirketlerdeki o tutundurma faaliyetlerinde katkı sağlayacağını çok net bir şekilde söylüyorum ve bunu düşünüyorum da aynı zamanda. İnsana değer verme noktasında da zaten çok kıymetli. Evet. Şimdi tabii ki biz adaydan birçok beklentilerimiz mevcut. Sizin gözlemlerinizi de ben tabii ki yeri gelmişken almak isterim. Şimdi bazı meslektaşlarımın tabii ki yaşadıkları deneyimlerden dolayı serzenişleri, sıkıntıları, sorunları olabiliyor. Aday gerçekten işte görüşmeye gelmiyor. Aday işte CV'sinde tam anlamıyla kendini ifade edemiyor. Ya da bizim yayınlamış olduğumuz ilanlardaki içerikler kısmı okunmuyor gibi gibi. Tabii adayı da değerlendirdiğinizde bizi değerlendiren kısımları bazen çok acımasız ya da çok kıymetli geri bildirimler de olabiliyor. Sizin buradaki gözlemleriniz nasıl? Ya aslında burada adaylara neyi önereceğimi sormak isterseniz bana şöyle geniş kapsamda bir cevap vermek isterim. Genelde üniversitelerde konuşurken ya da öğrencilerle CV hazırlama, mülakat noktasında görüşmeler yaparken söylediğim şu oluyor. Bizden nasıl sizin biricik olduğunuzu göstermemizi, yansıtmamızı hem işe alım sürecinde hem de işe aldıktan sonra bekliyorsanız sizin de aslında karşınızdaki mülakatçıya bunu hissettiriyor olmanız lazım. Biz mülakatlarda genelde sorarız ya, aslında benim bu yeni nesil dediğim mülakatlarda bunları farklı yöntemlerle sormaya çalışsak da aslında siz bize ne sunacaksınız? Bizim şirketimizi daha öncesinde araştırdınız mı dediğimizde aslında duymak istediğimiz bizi gerçekten araştırmış, detaylarımıza hakim olmuş ve biz de gerçekten var olmak istediği için o görüşmeye gelmiş bir adayla karşılaşmak için soruyoruz bunları aslında. Bu noktalarda benim genelde onları önerdiğim şey oluyor. Şirketin değer ve kültürünü yansıtacak bir şeyler bulun. Bunu LinkedIn üzerinden bulabilirsiniz. Bu arada burada bunları söylüyor olmam herhangi bir problem yaratır mı bilmiyorum. Hayır, hayır. Tamam. Bunu şikayetver.com'dan, ekşisözlük.com'dan bu gibi web sitelerinden bulabilirsiniz. Ben bunu söylediğim zaman genelde bana gülüyorlar. İşte Melih Hanım, Ekşi Sözlük'ten stoklayacak mıyız yani şirketi diye. Evet diyorum, stoklayacaksınız. İşte şikayetver'dan bakacaksınız. O şirket nasıl problemler yaşıyor? Nasıl müşterilerle, zor müşterilerle baş etmeye çalışıyor? Yani aslında siz oraya dahil olduğunuzda birlikte çalışacağınız ekibin içinde bulunduğu kaosları öncesinden görürseniz, işte siz de o mülakat esnasında, o görüşmenin konuşmanın akışında doğal olarak şu noktalarda size destek olabileceğimi anlatırken bunlardan bahsedebilirsiniz, bunları vurgulayabilirsiniz. İşte bu noktada ya gerçekten bizi araştırmış bir aday, ya gerçekten bizimle birlikte yol yürümek istiyor. Demek ki bu kadar detay araştırmış, hissiyatı bizde de oluşuyor. O yüzden de benim genelde önerim o biricikliği mülakatçılarına da hissettirmeleri. Evet, ben bir sürü şirkete iş başvurusunda bulundum belki ama şu an buradayım, karşınızdayım ve buraya gelmeden önce sizin için bir şeyler yaptım hissiyatını bence mülakatçıya geçirmeliler. Çünkü o karşılıklı bağ ancak bence böyle oluşuyor. Çünkü biz o mülakata bu kadar derin hazırlanırken, o adayı tanımak için bu kadar heyecanlı olurken karşımızdaki adaydan da haliyle bunu bekliyoruz. Şimdi ben tabii ki bu sezonda bütün konuklarıma sormuş olduğum, yöneltmiş olduğum bir soru var. Bunu da son soru olarak size yönelteyim. Sonrasında isterseniz sizin de eklemek istedikleriniz varsa konu başlığınız nezdinde programımızı beraber kapatalım. Şimdi yepyeni bir yıldayız, yepyeni bir süreçler içerisindeyiz. İş hayatı gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde değişiyor. Biz bu yıl en fazla üzerinde iş dünyasında ya da insan kaynakları alanında en fazla üzerinde duracağımız konu başlığı ya da konu başlıkları sizce nelerdir diye de sormak isterim. Bence
insan kaynaklarının teknolojiyle evrimi oluyor olacak. Ben geçmiş yayınları inceledim bu arada, bu görüşmeyi yapmadan öncesinde. Orada da zaten birçok insan kaynakları profesyonelinin de değindiği gibi teknoloji bütün departmanlara, bütün sektörlere uğradığı gibi aynı şekilde bizim de şu an adapte olmamız gereken bir süreç. Mülakatlardan öncesinde işte adayı değerlendirmeden, işte ChatGPT'nin kullanımı, ERP programlarının bu kadar çok fonksiyonunun olması, benim şu an içinde bulunduğum şirketimin de bir yazılım üretiyor olması ve aslında insan kaynaklarını destekleyecek, insan kaynaklarının karar alması noktasında ona yardımcı olacak bir yazılım üretiyorum ben de. O yüzden de insan kaynakları ve teknolojinin uyumu bence bu yılda gündem maddelerimizden biri oluyor olacak. Ve bence artık bunu bir tercihe bağlı değil, o istikamette yürümemiz gerekiyor. Bunu bir zorundalık ve mecburiyet olarak dile getirmek istemiyorum. Birazcık daha kibarlaştırmaya çalışıyorum. Ama içerisinde bulunduğumuz yüzyılda bence yokmuş gibi davranmak, insan odaklı bir iş yapıyorum. O yüzden de odağım insan, yapay zeka beni ilgilendirmiyor demek bence çok çok yanlış bir rota olur. Bununla birlikte bu görüşmenin bütün cümlelerimde söylemeye çalıştığım aslında o değer odaklılık ve kişinin biricikliğini her zaman göz önünde bulunduruyor olmamız lazım. Bu teknoloji sürecinde de bence en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olacak. Çünkü teknoloji de bize bir şeyleri hızlı ve çabuk yapmamız noktasında destek sağlıyor olacak. Ama o hız ve çabukluğun içerisinde insanın bambaşka şeylerden oluştuğunu, duygulardan, yaşantılardan, geçmişten oluştuğunu unutursak ya da göz ardı edersek aynı problemleri, bundan 10 yıl, 20 yıl önceki problemleri yine yaşıyor olacağız ve bunlara çözüm getirememiş olacağız. Bu yüzden de bakış açımızı biraz insanın biricikliğine odaklarsak bu süreçte daha keyifli zamanlar geçireceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli bilgileriniz gerçekten çok kıymetliydi. İyi ki bugün bizimle birlikteydiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim Seyhan Hanım. Hem aslında bütün duruşunuzla, verdiğiniz enerjiyle, benimle bağ kurarak aslında benim de bu kadar açık yüreklilikle konuşmamı sağladığınız için aslında tam olarak her mülakatta da yapmayı hedeflediğimiz ve amaçladığımız şey tam olarak bu. Güven duysunlar bize ve aslında açık olsunlar ki sohbet bu kadar keyifli ilerlesin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Bütün bu duygular için çok sağ olun. olun. Siz de sağ olun. Önümüzdeki programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.